Bismillahirrahmanirrahim. Rehber TV'nin kıymetli izleyenleri, öncelikle sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlar. Sizlere hayırlı akşamlar dilerim. Gündeme dair gelişmelerin konuşulduğu ve yorumlandığı gündemin nabzında bu akşam Türkiye aile yapısına uymayan televizyon dizilerinin ve YouTube'da yayınlanan kimi dizilerin toplumda sebep olduğu tahribatları ve uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadeleyi konuşacağız. Sizler de takdir edersiniz ki son yıllarda bazı dizi programlarının toplumu ve aileyi ayakta tutan değerleri yok etmeye başladığını, bu diziler değerlerimizi tahrip ederek ahlaken yozlaşmaya ve sosyolojik, psikolojik dejenerasyona neden olmaktadırlar. Aile bağlarını, arkadaş ilişkilerini, toplumsal birlik ve dayanışma ruhunu zedeleyen sevgi, saygı, vefa, merhamet, yardımlaşma gibi duyguları yok edip çarpık ilişkileri besleyen hırs, öfke ve intikam duygularını harekete geçirerek şiddeti makul hale getiren senaryolar izleyiciler tarafından giderek içselleştirilmektedir. Biz de bu konuda en azından önümüzde böyle bir tehlikenin var olduğu bilinciyle hareket edip bu konuda farkındalık oluşturmak için böyle bir konuyu işlemeyi gerekli gördük. Sizler de dilerseniz Twitter üzerinden gündemin nabzı etiketiyle soru, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Efendim çok kıymetli stüdyo konuklarım var. Onları size takdim etmek istiyorum. Araştırmacı yazar Salih Güzel ve eğitimci yazar Kenan Çaplık beyefendi bizimle. Sayın Çaplık, Sayın Güzel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Kenan Hocam, evet biraz önce değindik. Hakikaten son zamanlarda ciddi manada televizyon dizilerinin şiddeti içselleştirdiği, ondan sonraki nefret, öfkeyi böyle hani çok normalmiş gibi yaydıklarını görüyoruz. Ve özellikle bu diziler eliyle yapılıyor. Aynı zamanda bu televizyon dizileri yetmezmiş gibi YouTube'da belli belirsiz bazı kurumların, bazı kimselerin toplumu dejenere etme babında çok ciddi manada tahribatlara neden olduklarını görüyoruz. Bu konuda RTÜK'ün ve özellikle yani radyo televizyon üst kurulunun bu konuda ciddi manada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini düşünüyor musunuz? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Rehber TV izleyicilerine Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Tabii bahsettiğimiz bu konu toplumların dönüşümünde belki de son dönemde özellikle asli fonksiyon icra eden belki de mecra televizyondur ve televizyonun çerçevesinde gelişen dizilerdir, filmlerdir vesaire bu tür programlardır. Kabul edelim ki bugün medya artık televizyon dizileriyle ve sosyal medyayla bunu biraz daha bir adım daha ileriye götürmüştür. Adeta günlük hayatımızın bütün safhalarına müdahale eder hale gelmiştir. Öyle bir süreçtir ki burada televizyon dizilerinin saatlerine göre ev hanımlarımızın, bayanlarımızın kendilerini ayarladığı, insanımızın işte maç saatine göre kendini dizayn ettiği, sosyal medyada işte farklı çalışmalarını ona göre düzenlemeye çalıştığı bir süreci maalesef görüyoruz. Ve bu gittikçe olumlu yönde değil de maalesef olumsuz yönde insanımızı etkileyen bir süreci beraberinde getiriyor. Baktığımızda dizilerin son dönemde özellikle şiddet içermesi, şiddetin her türünün adeta meşru bir şekilde gösterilmesi, şiddetle beraber ahlaksızlığın, efendim bu noktada uyuşturucunun ve aslında Müslüman toplumumuzun örf adetlerine uymayan birçok kötülüğün sıradanlaştırılarak normal bir formata getirilerek ve bunun artık herkes sanki bunu yapması gerekiyormuş gibi veyahut da herkes aslında bunu yapıyor şeklinde bir anlayışıyla bize bunu dayatmaya çalışıyorlar. Tabii bunun masa başı çalışmaları olduğunu, bunun proje olduğunu ben eskiden beri söylüyorum. Yazdığım yazılarda da özellikle bunu vurgulamaya çalışıyorum. Bunların tamamen birer proje olduğunu, bunların görülmesi gerektiğine dair benim bu şekilde bir kanaatim var. Elimde de bugüne kadar gördüklerim bana bunu söyletiyor. Şimdi bunun RTÜK tarafından görülmemesi veyahut da görüldüğü halde çok cüz'i bir şekilde bir takım böyle tabiri caizse böyle hiçbir caydırıcılığı olmayacak bir takım cezalarla hatta belki de mükafat denilebilecek şekilde bir takım uyarılarla geçiştirilmesi ise burada aslında idare boyutunun bu noktadaki zaafını gözler önüne sermektedir ki bunun kabul edilebilir bir tarafı kesinlikle yoktur. Bakıyorsunuz ki
sistemi ilgilendiren en ufak bir şey söylendiğinde hemen yakasına yapışılıyor ve efendime söyleyeyim belki astronomik cezalar kesilebiliyor. Ama aileyi tahrip eden, toplumu belki de dinamitleyen, bu noktada geleceğimizi ciddi anlamda tehdit eden bir durum söz konusudur. Televizyon dizileri, televizyon dizilerinin içerikleri, senaryoları ve bize empoze edilmeye çalışılan algılar, saldırılar vesaire, bütün bunlara baktığımızda aslında bu noktada RTÜK'ün ciddi anlamda inisiyatif alması gerekiyor ve bu noktada RTÜK'ün elinde kanunen de imkan var. Verebileceği bir takım müeydeler var. Yani burada cezalandırılmasını istiyoruz şeklinde bir şey söylemek de istemiyorum. Yani bu noktada RTÜK görevini yapsın. Yani bu noktada gerçekten toplumumuzu zedeleyen, insanımızın geleceğini, çocuklarımızın geleceğini tahrip eden, aile kavramımıza saldırı düzenleyen bir takım diziler ve sinemalar, tiyatrolar vesaire bütün bunların elbette önüne geçilmesi gerekiyorsa RTÜK burada önüne geçmelidir. Kenan Bey biraz önce çok önemli bir noktaya bastınız. Aslında dediniz ki sisteme biri hani hakaret ettiği zaman, biri onu böyle hani kendine karşı bir tehlike gördüğü zaman hemen buna müdahale etmek için azami cezalarda bulunduğunu görüyoruz. Aslında baktığımızda Türkiye aile yapısı Türkiye'nin en temel, en dinamik taşlarından bir taş olduğunu biliyoruz. Yani en temel yapıdır diyebiliriz. Fakat bu televizyon dizilerinin ciddi manada aileleri böyle aşırı şekilde tehdit ettiğini görüyoruz. Bu aile içi şiddeti olsun, çocuklardaki ahlaki kriterlerin dejenerasyonu olsun, bu konuda ciddi manada bir adım atılmaması siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu tek taraflı düşünmemek lazım. Yani bugün RTÜK'ün elindeki yasal imkanlarla beraber görevini yapmaması ne kadar bir anlamda güzel değilse veyahut da acıysa bugün toplumumuzun bireylerinin de bu toplumda yaşadığını unutmamak lazım. Bunların da inisiyatif alıp RTÜK tabiri caizse şikayet yağmuruna tutmaları gerekiyor. Veyahut da işte CİMER'e veyahut da devletin ilgili birçok kuruluşu vardır. Bu işe müdahil olabilecek birçok etkili ve yetkili yerleri vardır, kurumları vardır. Bu kurumların harekete geçirilmemesi, yani vatandaşımızın, insanımızın göz göre göre cinayet sahnesinin işlendiği bir dizide, çok özür diliyorum sayın seyircilerimden, zina sahnesinin işlendiği bir dizide, içki sahnelerinin alenileştirildiği bir dizide bunların şikayet konusu olmaması ve bütün halkın adeta RTÜK'ü tabiri caizse kilitlenecek şekilde belki de şikayet yağmuruna, telefon yağmuruna tutmaması da daha acıdır. Yani bu noktada daha acıdır. Evet, burada resmi olarak sorumlu makamında olan RTÜK'ün bu konuya acilen eğilmesi ve toplum yapımıza kesinlikle zarar veren, aile yapımızı zedeleyen bu tür dizilerin, bu tür içeriklerin görülmesi ve kesinlikle alıkonulması, yayından alıkonulması ve gerekli müeydelerin uygulanması bir anlamda RTÜK'ün resmi görevi ise aynı zamanda RTÜK'ü harekete hemen geçirecek olan halkın bizatihi kendisidir. Duyarlı vatandaşlarımızın da bir sıkıntı gördüklerinde kendi inançlarına yönelik bir saldırı, kendi aile yapılarına göre, kendi aile yapılarına yönelik bir bu noktada bir sıkıntı gördüklerinde bunu da şikayet konusu edebilmeleri bilincinin kesinlikle oluşması gerekiyor. Bu noktada bu ayağın da ciddi anlamda eksik kaldığını maalesef görmemiz lazımdır. Çünkü burada RTÜK'ün harekete geçmesi, kendiliğinden geçmesi gerekirken ama RTÜK'ün de harekete geçirilmesi gereken de yine bizim insanımızdır. Evet. Gönül rahatlığıyla izleyemediğimiz bir dizinin hemen ilgili yerlere gerçekten söylememiz gerekiyor. Çünkü ben şuna inanıyorum. Biraz önce söylediğim gibi kesinlikle bu dizilerin böyle çok laletayn bir şekilde hazırlandığına ben inanmıyorum. Hele dışarıdan hazırlanan dizilerin senaryolarının kesinlikle masa başında artısının eksisinin, hatta içerisine yerleştirilecek mesajların, hatta ve hatta söylenecek sözlerin olumlu taraflarının, olumsuz taraflarının bile ince eleyip sık dokunulduğuna ben inanıyorum ve bu şekilde bunlar hazırlanılıyor. Ki bu hususta dikkat ederseniz ulusal ve uluslararası alanda çok güçlü olan lobilere yönelik en ufak bir eleştirinin, en ufak bir saygısızlığın, en ufak bir göndermenin dahi yapılamadığını, yapılamayacağını biz biliyoruz. Görüyoruz da bu noktada. Ama aile yapımıza yönelik saldırıların diz boyu olduğunu
olduğu dizilerde inancımıza yönelik her türlü hakaretin adeta zararlanlaştırıldığı bu tür dizilerde bakıyorsunuz ki yetkili makamda olan insanların ve kurumların harekete geçmediği gibi aslında insanımızın da harekete geçmediğini görmek ciddi anlamda bir sıkıntıdır. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Sayın Güzel, farklı bir konuya aslında girmek istiyorum. Ki bununla ilgili 2017 verilerine baktığımız zaman RTÜK'e şikayetler 32 bin civarındaydı. Fakat 2018'de bu 89 bin civar, neredeyse %250 oranında arttığını görüyoruz. Fakat 2019 verilerine baktığımızda bu oranın düştüğünü gördük. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi özellikle evlilik programlarının kaldırılması oldu. Evlilik programları kaldırıldıktan sonra bu sefer tepki, en fazla tepki çeken, en fazla eleştiri atan, hatta 5 kat daha fazla tepki çeken konulardan bir tanesi de özellikle diziler oldu. İşte evlilik programları kaldırıldıktan sonra tepkilerin daha fazla dizilere yöneldiğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani toplumda önceliklerdir bunlar. Bunu öncelikle o şekilde belirtmek gerekir. Yani RTÜK'ü şikayet merci olarak, çözüm merci olarak değerlendirmek, tek merci olarak tüm yetkileri ve etkileri onun üzerinde tutmanın bence RTÜK'e bir haksızlık olduğu kanaatindeyim. Çünkü RTÜK'ün de değerlendirmelerini kurullarında yaparken tabi olduğu bir yasal mevzuat var. Aslında bu yasal mevzuatlar çerçevesinde bu dizeler Türkiye'nin ekonomik kaynakları, insan kaynakları, fikir kaynakları bu alana yerleştirirken, bu alanda çalışmalar yürütülürken bakıyorsunuz belli bir yasal çerçevede oluyor ve bu yasal çerçevelerimiz maalesef bizim bugün bu endişelerini taşıdığımız kültürümüze, değerlerimize, inancımıza aykırı bir şekilde dizayn edilmiş. Çünkü biz bu noktada mevzuatımızı işte İsviçre'den almışız, Almanya hukukundan almışız, İsviçre hukukundan almışız. Yasal düzenlemelerimizi bu çerçevede yürütüyoruz. İşte bugün bahsediyoruz, aile yapımıza bir tehdit var diyoruz. İşte bugün cinsiyet eşitliği kapsamında İstanbul Sözleşmesi ile uluslararası bir hukuk, bir sözleşmeye imza atmışız. Kendimizi bağımlayıcı bir hale getirmişiz. Ondan sonra diyoruz ki bu dizilerimiz neden böyle olmasın? Aslında o İstanbul Sözleşmesi ve benzeri toplumu dizayn etmeye dönük metinler ve sözleşmeler, Batı kaynaklı sözleşmeler, uluslararası hukuk diye ülkelere dayatılan veyahut da toplumlarına dizayn etmeye çalışılan metinlerin içinde aslında diziler bunlar, bu işin argümanların bir parçasıdır. Yani bu ortaya çıktıktan sonra onların bu kağıt üstündeki fikirlerinin ve söylemlerinin bir yerlerde dizileştirilmesi gerekiyor ve dizileştiriliyor. Ve bu ortaya çıkarılmak istenen insan modeli bu dizilerle topluma, genç nesillere diziler üzerinden rol model olarak tanıtılıyor. Belki biz yeri geldiğinde rol modeller noktasında onu konuşuruz. Evet, inşallah. Yani bunu şeyde biliyoruz ama işte bu tür sözleşmeler, mevzuatlar, uluslararası, ülkeler arası sözleşme metinleri bugün maalesef dizi sektörünü de kendine göre dizayn ediyor. Bu dizaynı da o hedeflerine ulaşma aracı olarak kullanıyor dizileri de. Biz bunun farkına varmasak, bugün sadece biz İstanbul Sözleşmesi'ne takılırsak işte maalesef İstanbul Sözleşmesi kapsamında aileye yıpratıcı, bugün diziler belki 15-20 yıldır, 30 yıldır, son 30 yılda Türkiye halklarının kültür ve değerler yapısını birçok noktada tahribata uğratmış ve bu yönüyle ciddi anlamda önlemler alınması gereken bir statüye gelmiş. Yani tüm bu olup bitenlere rağmen hala biz bugün buradan bahsederken öyle bir hale geldi ki biz artık yeni yetişecek nesiller mevzuatlar kapsamında dizilerin o tahribatına hazır hale getiriliyor. Evet. Yani bizim bugün konuştuğumuz meselelerimiz, bizim bu meselelerimize bizim yasal mevzuatlarımız uygun değil ki. Yani biz bazı kurumlardan bu noktada tepki bekliyoruz. Bazı yönetmenlerden bu anlamda önlerinin kesilmesini istiyoruz ama bakıyoruz farklı batı endeksli mevzuatlarımız, yasal uygulamalarımız batının yaşam tarzını, aile yapısını bizim topluma taşımaya çalışıyor. Yani bizim bunu öncelikle bir kendimizi nerede olduğumuzu bir tanımlamamız gerekiyor. Peki Sayın Güzel, şöyle bir çelişki de var aslında baktığımızda. Şu an
en fazla tepki çeken, en fazla şikayette bulunan televizyon dizilerine baktığımızda en çok izlenen kanallar da onların olduğunu görüyoruz. Aslında hem en fazla tepki çeken, en fazla şikayet alanlar onlar olduğu gibi en fazla izlenen reytinglerde en yüksekte kalanlar da gene onlar olduğunu görüyoruz. Bu da bir çelişki değil midir sizce? Yani bu çelişki artık yetişen toplumun gündemini ve önceliğini şekillendirme boyutudur. Yani bugün eğer sizin toplumu yönlendirirken, toplumu şekillendirirken ki endişeleriniz, elinizdeki argümanlar toplumu yönlendirme araçlarınız sorumluluk alabilecek, geleceğini inşa edebilecek insan üzerine modeller üzerinde olmasa bu şekilde işte günü kurtarma, günü eğlendirme politikaları üzerinden işte dizilerle veyahut da bunun artık zamansal aracı olarak sosyal medyanın diğer araçlarıyla, diğer medya araçlarıyla bu sorunlarınızı giderip yani biliyorsunuz dönemin her geçmiş dönemlerde toplumsal bazı hastalıklar vardı. Yani belki sağlık bedene temas eden bedene ciddi zararlar verip bu bulaşıcı hastalık olduğu için girdiği bölgelerde binlerce insanın ölümüne sebep veren hastalıklar söz konusu tarihte buna baktığımızda. Bugün maalesef bu dönemde bizim toplumumuz için, İslam toplumları için diziler ve sosyal medya bu anlamda bulaşıcı bir hastalık vasfını kazanmış. Hem bireyin şahsında hem toplumun yapısında ciddi tahribatlar yaratıyor ve telafisi mümkün olmayacak. Yani bir yere geldiğinde bağımlılık yaratabilecek bir düzeyde oluyor. Bugün dediğimiz gibi, az önce Kenan Bey'in dediği gibi bugün ev hanımları hayatlarını, programlarını, ziyaretlerini dizilere göre dizayn ediyor. Dizilerin saatine göre dizayn ediyor. Aslında bu ciddi bir ve bu diziler bizim kültür ve inanç değerlerimize tamamıyla savaş açmış. Belki onu izleyen aile bireyleri kendi aralarında çok farklı olumsuz etkileşimi ve saygı ve sevgi çerçevesini, sınırlarını aşacak bir boyuta geliyor. Çünkü oluşan bu dizi modellerinin tümünde bakıyorsunuz aile birinci derece saldırı altındadır. Ailenin yapısı saldırı altındadır. Biz aile yapımızın güçlü kılınması noktasında her yeri geldiğinde her platformda bunlar akademisyenler tarafından, uzmanlar tarafından, yetkililer tarafından söylenmesine rağmen bakıyorsunuz ancak bunun pratiği noktasında bu adımlar atılmıyor. Aileyi koruyabilecek mevzuatlar geliştirilmiyor. Bugün en son işte Aile Sosyal Politikaların Bakanlığı'nın kapsamında Kadını Koruma Kanunu adında çıkarılan kanun acaba aileyi koruyucu mudur? Kadın diye feminist bir şekilde kadını ve aileyi parçalayıcı öne çıkarıp, kadını öne çıkarıp aileyi parçalayıcı bir mevzuat uygulamasıdır. Yani bu yönüyle bizim bu söylemlerimizin içini doldurmamız gerekir. Söylemlerin içini yasal düzenlemelerimizle güçlendirmemiz gerekir ki bizim o endişelerimiz geleceğe taşınabilsin. Bizim bu endişelerimiz karşılık bulabilsin. Bizde, ailemizde, bireylerimizde ve toplumumuzda. Ama maalesef bu yönüyle birbiriyle söylem ve eylemi yan yana koyduğumuzda burada ciddi çelişkiler var. Yani bu çelişkilerden bizim böyle ütopik günübirlik politikalardan ziyade temel kültürler geçmişle bağlarımızı güçlendirecek bireyi ve toplumu ayakta tutacak sosyal uygulamaları bizim güçlendirmemiz gerekiyor ve öncelememiz gerekiyor. Bu anlamda bugün maalesef televizyon dizilerinin oluşturduğu tahribat ve diğer medya araçlarının sosyal medya aracı olarak nitelendirilen araçlar bugün bu dönemin bir sosyal hastalığıdır. Ve bu özellikle İslam toplumlarında batının bireyi kendi kontrolüne alma toplumu birey üzerinden İslam toplumunu ve yapılarını, halklarını şekillendirme projesidir. Evet. Yani buna karşı bunu önleyici, koruyucu, ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Hem birey bazlı olarak ailede yetkililer hem de yönetim olarak da devlet yetkililerinin her birinin kendi düzeyinde bu sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Yani bu sorumluluk sadece bir kişiyle veya bir toplumla değil, bir bütün olarak bunun bilincinde olmak lazım. Kenan Hocam, bir de şöyle bir şey var. Hakikaten özellikle son zamanlarda düzenlenen, yayınlanan bu televizyon dizileri Türkiye aile yapısını dejenere etmek bakımından, ondan sonra hani daha doğrusu fuhşiyatı, ondan sonra zinayı, ondan sonra hani kadın cinayetleri olsun, mafyavari diziler olsun, reytingler uğruna Türkiye aile yapısını ciddi manada tehlikeye koyduğunu görüyoruz. Yuvaların parçalandığını görüyoruz. Bunlar tamamıyla hepsi reyting uğruna yapılıyor. Acaba
Yani bu senaryoları düzenleyen yönetmenler bunu bilinçli bir şekilde mi yapıyorlar, yoksa hani halk böyle istiyor gibi desinler diye mi yapıyorlar? Aslında yani bunlar reyting alsınlar diye yapıldığını söylemek biraz zor. Belki de o sadece bu işin bir ayağıdır. Yani reyting esas bir ayağıdır. Esas burada bu dizilerin istisnasız tamamının, yani şu an tedavülde olan dizilerin tamamının aslında toplumu dinden arındırmaya yönelik bir algıyı oluşturmaya matuf bir hedeftir, bir projedir. Ben olaya o şekilde bakıyorum. Yani ben şu an herhangi bir kanalı açtığınızda, bir televizyon dizisini izlediğinizde, o televizyon dizisinin hitap ettiği aile yapısının inancı nedir? Aile yapısının kültürel durumu nedir? Aile yapısına ne tür şeyler kazandırmayı hedefliyor şeklinde şöyle basitçe 4-5 tane soru hazırlasanız ve o soruları çerçevesinde o dizi izlemeye kalkarsanız hepsinden sıfır alacaksınız. Yani bir, bu Müslüman bir aile yapısına mı hitap ediyor? Sıfır. Efendime söyleyeyim, burada ahlaki erdemler, ailenin yapısının güçlendirilmesi, çocuğun gelişiminin zedelenmemesi, inanç değerlerinin korunmasına yönelik bir şeyler midir? Sıfır. Efendim burada şiddet değil de sevgi, saygı aşılanıyor. Sıfır. Bütün bunlar böyledir. Şimdi olaya şeyden baktığımızda, tersten olaya bakmaya baktığımızda, bunun biraz önceki sözlerimize söylediğim gibi, bunun masa başında ciddi anlamda bir proje çerçevesinde hazırlanıp uygulamaya konulduğunu ben düşünüyorum. Ben bu şekilde olaya bakıyorum. Mesela dizilerin tamamına bir bakın. İstisnalar hariç, bırakın dizinin içerisinde Müslüman bir şahsiyetinin ön plana çıkarılması veyahut da ibadetinin ön plana çıkarılması veyahut da ibadetin içerisinde eda edileceği dini mabetlerin, camilerin ön plana çıkarılmasını bir tarafa bırakın, sadece fonda bile bir cami minaresinin görülmesine bile tahammül edilmediğini görürsünüz. Evet. Ve burada bakıyorsunuz ki bir dizi boyunca bir tek ferdin namaz kıldığını göremezsiniz. Bir tek ferdin işte ben işte yanlış bir şey yaptım, tövbe edeceğim, böyle bir anlayışı göremezsiniz. Bir tek karakterin insanlara yardım etmeyi düşündüğünü siz göremezsiniz. Nedir burada göreceğiniz şey? Bir dizi, herhangi bir dizi. Yani şu an televizyonlardaki herhangi bir diziyi açın. İlk göreceğiniz şey nedir? İlk göreceğiniz şey aile hayatının olmadığı ve İslam'ın örf ve adetlerimizin tamamen yasaklamış olduğu ve normalde karşılıklı birbirleriyle de konuşurlarken kesinlikle fıtratlarının kabul etmeyeceği gayrimeşru birliktelikler görürsünüz. Efendime söyleyeyim, öyle yerler görürsünüz ki herkes ayakkabıyla içeri giriyor. Allah Allah, bizim İslam, yani aile yapımızda, yani nereye giderseniz gidin, bugün Batı Anadolu'nun en ücra, en batı tarafına bile giderseniz eve içeriye ayakkabıyla girildiğini çok az görürsünüz. Ama o dizilerin tamamında ayakkabıyla girildiğini görürsünüz. Hiçbir kimse ayakkabısını çıkarmıyor. Niye? Çünkü oluşturulmak istenen algı aslında tuvaletle gidilen, çok özür dilerim, tuvaletle gidilen ayakkabıyla geldim odanın baş köşesine oturulma düşüncesi. Niye? Çünkü bu necaset her tarafa yayılsın isteniyor. İnanca yayılsın, muamelata yayılsın, efendime söyleyeyim, aile ortamına da bu necaset yayılsın. Niye? Çünkü temiz kalırsa insanlar fıtratlarına döner, temizlik isterler. Her şeye necaset bulaşsın istedikleri için ilişkilerde necaset olacak. Niye? Gayrimeşru ilişki had safhada. Her oturdukları yerde içki içmek zorunluluğu varmış gibi. Ya aile yapımızdan böyle bir şey mümkün müdür ya? Mümkün değildir böyle bir şey. Ama dizilerde en önde olan şey budur. Gayrimeşru ilişkiler, herkesin altında son model arabalar, herkes işte lüks bir dairede, bir villada oturuyor. Bir hayat. Efendime söyleyeyim, böyle her şey toz pembe. Hiç kimse çalışmıyor ama herkesin bankaları var, fabrikaları var vesaire. Bu nedir? Bunun tamamen masa başında oturularak dizayn edilmiş olan bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Ve bunun bilinçli bir şekilde yerleştirildiğini, böyle her bir karesinin özenerek bezenerek senaryolaştırıldığını düşünüyorum. Ve bu karelerin hiçbirisinde özellikle maneviyatın çıkarıldığını, dinsizleştirilmenin tırnak içerisinde burada özel olarak bir hedef olarak belirlendiğini görüyorum. Ve burada düşünün,
Yani baştan sona 100 dizilik, 100 bölümlük bir dizide bir tek cami sahnesi olmasın. Bir tek namaz sahnesi olmasın, bir tek dua sahnesi olmasın. İyi de sen İslami bir topluma yönelik sen bir dizi hazırlamışsın. Eğer sen bu toplumun dönüşümünü dinsizleştirilmesine yönelik bir algı içerisinde değilsen, ya bir sahnesini de bir camiye ayır. 5 vakit günde bu toplum namaz kılıyor. Haftanın bir günü cumaya farz olarak gidiyor. Herkes işini gücünü bırakıyor, camiye gidiyor, cumaya gidiyor. Ama bunların hiçbirisini siz bu dizilerde göremezsiniz. Dolayısıyla dönüp olaya biz baktığımızda aslında toplumun biraz önce Sayın Güzel'in belirttiği kanunlarımız da batıdan aldığı gibi bugün aslında RTÜK birçok şeye aslında müdahale de edemiyor belki de. Müdahale edebildiği şeyler olmakla beraber birçok münkerata, birçok kötülüğe, birçok çirkinliğe, birçok necasete müdahale bile edemiyor. Müdahale edebileceklerine de bu sefer biz belki de müdahil olamadığımız için yapmak istemiyor. O da ayrı bir konu. Fakat şunu da bir cümleyle bitireyim. Bu sefer kanunlarımızı onlardan aldığımız o batılı efendiler aslında nasıl bir aile yapımızın olmasına dair de bu tür dizilerle bize dayatmada bulunuyorlar. Evet, birçok yönüyle dayatmada bulunuyorlar ama en etkili dayatma, en etkili projelendirme mecrası dizilerdir, televizyondur, medyadır ve son dönemlerde sosyal medyadır. Biraz önce Sayın Güzel vurguladılar. Belki bu İstanbul Sözleşmesi'ni bu çerçevede de biraz değinmekte fayda var. Müsaadeniz olursa ona da değinmek isteriz. Şimdi bu noktada Özür dilerim. Sözünüzü unutmayın. Hani biraz önce RTÜK bu konuda yetersiz kaldığını söylediniz. Hakikaten Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin Bey şöyle bir açıklama yapmıştı. Bize gelen şikayetlerin tamamını istisnasız biz değerlendiriyoruz ve gereken cezayı biz veriyoruz. Ancak şöyle soru kafalarda soru işareti kalıyor. Evet, verilen cezaların yetersiz olduğunu görüyoruz. Verilen cezanın azami olduğunu görüyoruz. Yani o rentingler uğruna feda edilen bu aile yaşantılarının ciddi manada hiçbir şekilde o cezalarını karşılamadığını da görüyoruz. Bu konuda bir eksiklik de var. Bu haklı olarak söylemiş olabilir. Değerlendiriyorlar ama bu değerlendirme sonucunda dizileri hangi ölçülere göre değerlendiriyorlar? Gelen şikayetler bizim karşılığını buluyor mu, bulmuyor mu? Yani bunu biraz da bence orada sormak lazım. Yani siz her gelen şikayeti doğrudur, kurul olarak değerlendirirsiniz ama hangi ölçeklere göre değerlendiriyorsunuz? Bu toplumun değerleriyle, inancıyla, kültürüyle, barışık değerler ölçüsünde mi değerlendiriyorsunuz? Yoksa batıdan almış olduğumuz yasal, oluşturduğumuz yasal, anayasal mevzuat çerçevesinde mi değerlendiriyorsunuz? Yani bunun için o mevzuatın topluma dayatılan ve ben bugün gidip bu tür resmi kurumlarda muhatap olduğumda benim değerlerimle, benim inancımla çelişmeyecek söz konusu olduğunda, çelişki söz konusu olduğunda benim inancımı önceleyecek uygulamaların kriter olması gerekir. Şu an benim söylemek istediğim burada şu an için ölçüler, kriterler bizim sizin ve toplumdan şikayet nezdine giden endişe sahibi insanların ölçüleri orada mihenk değil. Mihenk olmayınca giden şikayetler de karşılık bulmuyor, yerini bulmuyor. Yani bunun için bunun görülmesi gerekiyor. Yani bu toplumdaki tahribatın diziler boyutunda ve toplumun geleceği noktasında. Yani bugün Kenan Bey ciddi bir olaya temas etti. Yani tamamıyla batının fikir ve yaşam tarzının bir İslam ülkesinde yer bulma, hayat bulma mücadelesidir diziler. Yani diziler bu yönüyle organize ediliyor ve bu yönüyle topluma yerleştirmeye çalışılıyor. Yani aile hayatında bir şey sıkıntı yok. Ondan sonra bakıyorsunuz bireyde lükse karşı bir tamaha var. Şeysiz kazanç, emeksiz bir kazanç boyutu var. Yani tamamıyla bizi ayakta tutan, bizim toplumumuzdaki bireyleri ayakta tutan ve inancımızdan aldığımız insani ve toplumsal değerleri tahribe uğratıcı film senaryoları var ve bu senaryolar üzerinden gençliğe, özellikle yeni yetişen nesle şekil verilmeye çalışılıyor. Ve burada İslamsız bir yaşam tarzı insanların bilgisinde yaşamıyla diyor ki artık ilişkiler helal haram çerçevesi gözetilmeksizin kızlı erkekli ilişkilerin sıradanlaştığını görüyoruz. Ondan sonra aile içinde ailede birbirine saygının olmadığını ve boşanmaların sıradanlaştığını görüyoruz dizilerde. Ondan sonra bakıyorsunuz İslam ve İslam'a ait
tüm emareler basitleştirilmiş, silik ve düşük bir yaşam sosyal seviye olarak nitelendirilerek var olan yetişen neslimizde dışarıdan aldığını da diziler boyutuyla tahribata uğratmak, saldırıya uğratarak onu da algılardan düşürmek, camiyi küçümsemek, inanç değeriyle inancın hangi ölçüsü olursa olsun bunu bireyin algılarında yerle bir etmek tabiri caizse. Bunun üzerinden senaryolar dizayn ediliyor ve bu senaryoların bütünlüğünü bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bize aykırıysa o zaman biz bunu bizim şikayetlere gelmeden buna bir önlem almamız gerekiyor. Evet. Yani önlem almamız gerekiyor ki bizim yarın, bizden sonraki nesil bu anlamda yarın o bugün biz batıya giderken batının tekniğini alalım, onun teknolojik gelişmişliğinden faydalanalım, toplumumuz, insanımız faydalansın diye baktığımız batıdan bizim maalesef onun çürümüş, içi boşaltılmış, evet köhnemiş, sadece şeyini alıyoruz. Allah muhafaza etsin inşallah. Kenan Bey, hakikaten biraz önce Sayın Güzel çok önemli bir noktaya parmak bastı. Evet, Rütük birçok konuyu belki evet dikkate alıyor fakat baktığımızda Türkiye aile yapısının da ciddi manada bir şey olmuyor. Yani herhangi bir düzelme olmuyor. Habire özellikle şiddetin daha da fazla arttığını, özellikle gayrimeşru hayatın daha da fazla arttığını görüyoruz. Biraz önce Sayın Güzel'in demek istediği evet, neye göre, hangi kritere göre Rütük ceza veriyor? Bu verilen cezalar bu konuda yeterli midir, yetersiz midir? Sadece maddi olarak da bu yaptırımlar yapılmalıdır? Yoksa en azından bu dizilerin yayından kaldırılması için de gereken çalışmalar yapılmalı değil midir sizce? Elbette bunun birçok yolu olabilir. Yani bu noktada kanunların yetersizliği noktasında idari bir takım tedbirler de geliştirilebilir. Neticede bir Müslüman ülkesiyiz. Elbette kanunlarımızın İslam'a göre hazırlanmadığını biz biliyoruz. Ve bunun büyük bir eksiklik olduğunu da biz biliyoruz. Fakat göz göre göre aile yapımızın yıkılıyor olması ve bunun da en başat saldırı aracının da diziler ve televizyon enstrümanları olduğunu görmemiz kesinlikle bizi tedbir almaktan alıkoymamalıdır. Yani bu noktada Rütük yetersizdir, kanunlar yetersizdir diye hiçbir şey yapmayacak mıyız? Elbette yapmamız gerekiyor. Fakat üzülerek görüyoruz ki Rütük'ün aslında şikayet olarak gidilen herhangi bir konuda Rütük'ün elindeki mevzuata, kanuni yönetmeliğe göre aslında herhangi bir karşılığı, daha doğrusu müeyyidesi olmayan bir şikayettir. Yani siz işte zina sahnesini, özür dilerim sayın seyircilerimizden, işte zina sahnesini siz şikayet edeceksiniz. Zina sahnesi, zina serbesttir Türkiye'de. Kanunen yasak olmayan bir şeydir. Dolayısıyla siz onu şikayet etmeye kalktığınızda Rütük o sahneyi herhangi bir kanuna dayanarak bir ceza veremiyor yani. Şimdi işin en büyük garabeti de buradadır. Yani böyle dehşete kapılmamız gereken noktada elimiz kolumuz bağlı, herhangi bir şey yapamıyoruz. Yani Rütük adına biz bunu söylüyoruz. Hı. Dolayısıyla bu noktada aslında sadece bizler, biraz önce dedim ya hani Rütük'ü kilitlemek, yani şikayetlerle telefonların kilitlenmesi veyahut da ne bileyim soru yağmuruna tutulması, şikayet yağmuruna tutulması gerekirken şikayetlerin az olması aynı zamanda yönetici konumunda olan insanlarımızın, vekillerimizin, efendime söyleyeyim bu noktada yetkili olan insanların da aynı şekilde belki de şikayet yağmuruna tutulması gerekiyor. Evet, biz bir Müslüman ülkesiyiz, biz sizi seçtik, oraya gönderdik. Bu aile yapımıza yönelik yapılan bu saldırıyı nasıl önleyebilecek bir kanun çıkaramazsınız şeklinde onları da zorlamamız gerekiyor. Evet. Bu işin kolay olmadığını da elbette biz biliyoruz. Zira İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmelerin Batılılar tarafından dayatılarak çok kolay bir şekilde meclisten geçirildiği, onaylandığı bir süreçte aile kurumuna yönelik yapılacak bir saldırının önlenmesine yönelik çabucak bir kanun çıkacağını düşünmek çok saflık olacaktır yani. Düşünün şu an Batı Avrupa'da birçok Hristiyan ülkesi bile İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmezken İstanbul Sözleşmesi'nin dizilerle bir etkisi var mı? Yani kesinlikle bir etkisi şudur. Yani aile kurumunun yok edilmesine yönelik bir anlayışı aslında söylemek istiyorum İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Yani birçok Batı Avrupa ülkesi Hristiyandırlar. Onlar bile İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğindeki aile yapısına yönelik saldırıların, aile yapısına yönelik uygulamaların kabul edilmezliğini görüp
kendi ana meclislerinde bunu kabul etmezken, onaylamazken, yürürlüğe koymazken bir Müslüman ülkesi olan Türkiye'nin bunu gözü kapalı bir şekilde hem de yani böyle ilklerden bunu 2014 yılında bunu kabul etmesi ve yürürlüğe koyması aslında bizim bu noktada karşı karşıya kaldığımız facianın büyüklüğünü bize gösteriyor. Niçin bunu örnek verdik? Hani diyoruz ya aile yapısını Batılılar düşünüp bunu kabul etmezken Türkiye halka sormadan birçok belki de milletvekilinin haberi olmadan işte kabul edenler etmeyenler şeklindeki bir uygulamayla 2014'te bu kabul edilmiştir. İşte şunun için bu örneği verdim. Düşünün bütün kanunlarımız Avrupa'dan ithal ve gözü kapalı bir şekilde kabul ediliyor. Artısı eksisi tartışılmadan aile yapımıza yönelik böyle bir durumun söz konusu olduğu bir sözleşme kabul ediliyor. Bugün RTÜK'ün de uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuatı aslında İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğinden çok da olumlu bir durumda değildir. Hani siz kalkıp bir sahneyi şikayet edeceksiniz RTÜK'e. Veyahut da işte bir durumu şikayet edeceksiniz RTÜK'e. RTÜK açacak mevzuata bakacaktır. Valla işte mevzuatımıza göre bu sahnenin herhangi bir müeydesi yoktur. Siz ne kadar şikayet etseniz de burada şikayetiniz havada kalmış olacaktır. Burada dolayısıyla harekete geçmesi gereken halkımızın bilinçli, özellikle bilinçli insanımızın gerçekten bunu şikayet konusu etmesi, bütün etkili ve yetkili kurumları harekete geçirmesi, onları bu noktada tabiri caizse sıkıntıya sokacak şekilde şikayette bulunması ve onların da bizim hassasiyetimize uygun kanunları çıkararak buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Her şey halkta bitiyor, mecliste veyahut da RTÜK'te değil. Evet, şu an etkili makamda olan bu kurumlar görevlerini belki de yapıyorlar ama ellerindeki mevcut kanunlarla da aslında bu kötülüğü önleyebilecek bir durumda da değiller. Neticede şöyle bir anlayış ortaya çıkıyor. Yani bugün bu dizilerin senaryolarını yazan insanlar bizim toplumumuzun içinde çıkan insanlardır. Bu toplumun içinden çıkan bu insanlar bu topluma bu kadar kör, bu kadar topal ve bu kadar ihanet edecek, tırnak içerisinde edecek kadar bu toplumun değerlerine saldırıyorlarsa gerçekten o dizileri izleyen insanlarımızın da düşünmesi gerekiyor. Yani siz sokakta yürüdüğünüzde yani çirkef bir sahneyi siz izlemek istemezsiniz. Veyahut da hemen müdahale edersiniz. Sözlü veyahut da farklı bir şekilde. Peki televizyonda ailenizle oturduğunuz salonunuzda siz onu izlemeyi nasıl içinize sindirirsiniz? Evet, bunlar izlenmezse elbette bunların da taliplisi olmazsa biraz önce dediğiniz hani sadece reyting midir? Evet, reyting bu işin bir tarafı ama her şey reyting değildir. Fakat o insanlar izlendiğini gördükçe saldırılarını arttırarak, tahribatlarının tabiri caizse dozajını arttırarak o senaryolarını daha uçlara götürüyorlar. Yani düşünün Amerika'da bile birçok yerde kadın erkek yani gayrimeşru ilişkinin sıradanlaştırıldığı diziler bile böyle çok popüler değildir. Ama Türkiye'de hangi kanalı siz açarsanız aile mefhumunun tamamen yok edildiği, gayrimeşru ilişkinin ise artık sıradanlaştığı, herkesin bu noktada aslında çok rahat olduğu, efendime söyleyeyim bu noktada adam öldürmenin, hırsızlık yapmanın, soygun yapmanın, şiddet uygulamanın güçlü olduğunda haklı olduğun, İşte birçok dizi ismi sayılabilir ama yani isim zikretmeye gerek yok. Evet. Böyle güçlüdür dolayısıyla haklıdır. Gidip adamı vuruyor, adamı kaçırıyor, adamı bilmem bir takım müeydelerden geçiriyor. Ve bu ailelerimizin çok rahatlıkla beraber oturup izledikleri diziler olarak televizyonlarda ailelerimizin ekranlarında baş köşe olarak durmaya devam ediyorlar. Evet. Biraz önce değinmiş olduğunuz İstanbul Sözleşmesi bir atıfta aslında bulunmak istiyorum. Mart 2014'te kabul edilen bu İstanbul Sözleşmesi aynı zamanda 6284 sayılı sözde aileyi koruma kanunu bir nevi bir zeminiydi. Ancak baktığımızda o günden bugüne boşanma oranlarında neredeyse %400'ler oranında bir artış olduğunu da gözlemliyoruz. Yani neredeyse 2014'ten 2019'a yaklaşık 500 bin insana yakın evlenmenin boşanmayla bittiğini görüyoruz. Aslında bu da ne kadar ciddi manada Türkiye aile yapısını bozduğunu, tahrip ettiğini de en açık göstergelerinden bir tanesiydi. Böyle bir anekdot paylaşayım istedim. Sayın Güzel,
Evet, dizilerden bahsediyor ama şöyle bir şey var, özellikle dizilerde ana karakterler, özellikle başrol oyuncuları ciddi manada böyle gayri dışı evlilikler, gayri hani şöyle evlilik dışı bir hayat sürdüklerini görüyoruz. Mafyavari hareketlerde bulunduklarını, daha doğrusu böyle bellerinde silahla gezdiklerini, asla bu topluma örnek olamayacak olan insan tiplemeleri olmalarına rağmen bu tip kişilerin, bu tip karakterlerin ciddi manada gündem edildiklerini görüyoruz. Ve insanlar bunları da kendilerine rol model olarak alıyorlar. Ve en fazla izlenen dizilerden bir tanesi de onlar oluyor. Neden bu konuda herhangi bir yaptırım yapılmıyor? Bu yani örnek olmaması gereken insan tiplemeleri, hatta cezai müeyyideyle yaptırım uygulanması gereken kişiler filmlerde, dizilerde başrol oyuncusu olarak gösteriliyor ve insanlara rol model olarak gösteriliyor. Bu konuda ne demek istersiniz? Evet. Gerçekten işler acısı bir durum o noktada, o değerlendirme boyutuyla. Çünkü yapılan 2017'deki bir araştırmaya göre Türkiye'deki yeni nesil lise düzeyindeki gençlerin 2/3'ünün, 2/3'ünün rol modeli bu dizilerdeki karakterlerdir. Yani bu dizilerde belki bugün sosyal hayatta biz karşılaştığımızda kişiliğiyle, davranışlarıyla kabul edilemeyecek insan tiplemelerinin diziler üzerinden topluma rol model olarak sunulması ve burada işte ilişkilerin, aile yapısı içinde nikahsız ilişkilerin, ondan sonra emeksiz kazançların elde edilmesi, ondan sonra ahlaksızlığın yaygınlaştırılması, ondan sonra bakıyorsunuz boşanmaların sıradanlaştırılması, ondan sonra kız erkek ilişkilerinde tamamıyla artık sınırın, perdenin yırtılması, yani bu dizilerde bunlar özellikle işlenerek. Çünkü bireyin gelişimi, organlarının gelişimi düzeyinde ruhu da gelişir. Evet. İşte bu ruh bu dizilerle, bu dizilerdeki etkilerle zedelendiğinde, tahribata uğradığında siz bunu ileriki yaşamında onun davranışı üzerinde, onun ilkeleri üzerinde, bu duyguda yıpranmış bir birey yeri geldiğinde ülkesini millete karşı, farklı ülkelere karşı satabilir. Yani kişiliği zayıflamış bir birey yeri geldiğinde şey anlamda çok üst bir düzeye gelebilir ama o ruhundaki o yıpranmışlık, o ruhundaki hastalık gelecekte değerlerini koruma ve muhafaza etme, ülkesiyle, değerleriyle, inancıyla buna karşı değerleri ruhunda çökertildiği için bakıyorsunuz bu bireyi gelecekte toplum için de bir teminat olabilecek bir rol model değildir. Birey şekli değildir. Bugün bizim toplumumuz bu şekilde yetiştirilmek isteniyor. Aslında dizileri böyle sıradan çok masum, söyle bizi güldürebilecek veyahut da bizi eğlendirebilecek bir zaman geçirme kaynağından ziyade hepimizin bilmesi gereken ki yetkililerimiz, uzmanlar, psikologlar, sosyologlar bunu çok iyi biliyor. İşin uzmanları, televizyon yapımcıları, dizi yapımcıları bunu çok iyi biliyor. Ve özellikle toplumları dönüştüren, toplum mühendisliğini yapan siyaset bilimciler de bu işin farkındalar. Yani bu durum, bu hal açık ve net ortadayken bizim bir geriye dönüp bakmamız lazım. Kendimize bakmamız lazım. Toplumumuz nereye gidiyor? Bu toplumun gidişatına üzerimize düşen herkesin kendi boyutuyla bunun bir değerlendirmesini alması gerekir. Bugün eğer lise düzeyindeki öğrencilerimizin, gençlerimizin 2/3'ü bu rol modellerle yaşama tutunuyorsa, bu rol modellerle sokaklarda yaşamlarını sürdürüyorsa bu bizim için ciddi bir tehlikedir. Ve bu tehlikenin önünü alma noktasında atılması gereken adımların her boyuttan atılması gerekir. Bunun eğitim boyutu var. Eğitim kanallarında bunun, eğitim kurumlarında bunun alınması gerekir. Ama bakıyorsunuz bu sefer o dizilerdeki anlayış bugün eğitim kurumlarımızda sıradanlaştırmaya geliyor. Evet. Yani çalışılıyor. Yani eğitim kurumlarımızda karma eğitimle birlikte bakıyorsunuz oluşturulan yeni projelerle, batı kaynaklı projelerle bakıyorsunuz daha dizilerden ziyade o dizilerin bir fonksiyonu bizim eğitim yani uygulamalarımıza, eğitim müfredatlarımızda yer buluyor. Yani bunun üzerinde ciddi olarak durmamız gerekir. Yani bunun görülmesi gerekiyor. Bunun sadece bir söylem ve endişe boyutuyla bizim konuşmamamız gerekiyor. Yani bunun bireyin kendi şahsında, kendi ailesinde bunun önlemini alması gerekiyor. Yetkili bir idareci varsa kendi etkili olduğu oranda bunun önlemini alması gerekiyor. Üst düzeyde bir siyaset ve yönetici konumundaysa bunun yasal mevzuat çerçevesini ve güvenlik boyutuyla mevzuatın uyarlanmasını sağlaması gerekiyor. Bu
bunun Diyanet boyutuyla alınması gereken önlemler ve tedbirler olması gerekiyor. Üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Yani velhasıl bu toplumsal sorun hepimizin sorunudur. Bugün eğer biz bu toplum bu dizilerle bir şekle bürünürse bizimle beraber yeni gelecek adınaki nesillerimiz hepsi gidecek. Yani bu bir bireysel sorun değil de bu bir toplumsal sorundur. Ve biz bize karşı oynanan bu senaryoların bu oyunların bir parçası olmamamız gerekir. Yani geçmişte yaşanan tecrübelerimizi yani bugün aksaklıklarla bugüne geldiğimiz bu durumda bunun görmemezlikten gelmemiz veyahut da basit görmemiz veyahut da sıradanlaştırmamız bize pahalıya mal olur. Yani bunun önlemini almamız gerekir ki şu an o araçlara, o imkanlara yetkililer siyaset düzeyinde, hükümet düzeyinde bu endişeyi taşıyan insanların olduğuna biz inanıyoruz. Yani bu sorumluluğu bilen insanların olduğu kanaatindeyiz. Yani bugün aile yapısını güçlü kılmamız gerektiğini, ailenin güçlülüğünün toplumun güçlülüğü demek olduğunu, toplumun güçlülüğünün düşmana içte ve dışta düşmanlara karşı güçlülük ve güç olduğu anlamını taşıdığını iyi biliyoruz. Bugün bir bireyden başlamak suretiyle ailelerimiz, toplumumuz güçsüzleştirmeye çalışılıyor. Bunun büyük fonksiyonlarının bir tanesi de dizilerdir. Bu dizilerin bizim aile yapımızla uyumsuzluğunun bir elden geçirilmesi gerekiyor ve buna karşı atılması gereken adımlar neyse bir bütün halinde çekinmeden atılması gerekiyor. Bunun sivil yani toplum ayağı var. Sivil toplum bunu seslendirmesi gerekiyor. Sizin gibi medya kurumlarının bunu daha çok medya toplumda işlemesi gerekiyor ki toplumun sesi olma mesabesinde. Yani bunun bir siyaset kurumları üzerinde, yönetim üzerinde bir baskı aracı olarak durması gerekiyor ki bu toplumsal endişe, bu toplumsal sorun karşılık bulabilsin. Evet. Aslında Kenan Bey, Sayın Güzel aslında biraz önce çok gerçekten önemli konuya değindi. Dedi, bir toplumun yani bir devletin güçlü olması bir toplumun güçlü olmasına bağlıdır. Bir toplumun güçlü olması bir aile yapısının olmasına bağlıdır. Güçlü bir aile yapısı da evet hakikaten ciddi manada güçlü bir toplumu da oluşturur. Bu en önemli şeyin, en önemli yapımızın aile yapısının olduğunu, gerçeğini hiçbir zaman aklımıza çıkarmamamız gerektiğini belirtti. Bir de onu özellikle biraz önce söylenmiş olduğu konu üzerinde bir örnek vermek istiyorum. Baktığımızda hakikaten yakın zamanda Adana'da 2-3 genç çocuğun hamile bir kediyi pitbull'a yem olarak atması, bir vahşetin aslında nasıl da böyle sıradanlaştığı, nasıl da böyle normalleştiğini aslında çok açık bir şekilde gördüler. Yani bu dizi filmlerinde özellikle filmlerden etkilendiklerinde bu açık bir göstergesi değil mi sizce? Rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki o çocuklar eğer dizilerden etkilenmemiş olsalardı o hareketi hiçbir zaman onun annesi ve babası ona söylememiştir, söylemez de. Evet. Hiçbir anne baba çocuğuna böyle bir caniliği yapma yolunu göstermez, söylemez. Hiçbir anne baba bu çocuğuna söylemez ama maalesef bütün anne babalar yani istisnalar hariç canice sahnelerin işlendiği dizileri izlemekten de kaçınmıyorlar. Bu da işin başka bir boyutu. Bu hususta bir Japon profesörü uzun yıllar Türkiye'de kalmış ve yani Türkiye'deki aile yapısını incelemiş. Aile yapısının güçlülüğünü biraz da anlamda hakkını teslim ederek şunu demiştir. Diyor ki dizilerin durumuna ve aile yapısına baktığımda diyor adeta bütün diziler aile yapısını bozmaya yönelik olarak hazırlanmakta ve o şekilde bu diziler tedavüle konulmaktadır. Fakat diyor işin garip tarafı diyor insanlar da bu dizilerin kötülüğü bildiği halde izlemeye de devam ediyorlar. Diyor bu Japonya'da olmaz diyor. Diyor Japonya'da insanlar diyor eğer kendi aile yapılarına ve değerlerine yönelik bir saldırı olduğunu düşündükleri dizileri izlemezler ve bunu şey etmezler yani bunun taraftarı olmazlar. Ama diyor tam tersine bu diyor Türkiye'de diyor bunun kötülüğünü bildikleri halde diyor bu dizileri izlemeye de devam ederler. Gerçekten bu kadar saldırının söz konusu olduğu böyle bir durumda sizin biraz önce söylemiş olduğunuz o olay ve benzeri olaylar. Yani o sahnelerin en çirkini, daha çirkini dizilerde maalesef gösterilmektedir. Yani rahatlıkla insanların birbirlerini öldürdüğü ve hiçbir meydesinin olmadığı sahneler veyahut da işte her türlü kötülüğün yani Müslüman aile düşüncesinde daha doğrusu Müslüman ferdin bilincinde, düşüncesinde haram olan
ne kadar şey varsa orada helal olarak yapılıyor veyahut da onun hakkıymış gibi yapılıyor ve herhangi bir müeyyide ile karşılaşmıyor. Çünkü biraz önce dinsizleştirmenin bir aracı olarak kullanılıyor derken bunu afaklı olarak söylemedik yani. Neticede siz içki içmenin İslam'a göre şeyi nedir? Haramdır. Ve bu haramın senin vicdanın kabul edip yapmaman gerekiyor. Zina haramdır ve yapılmaması gerekiyor. Hırsızlık haramdır ve yapılmaması gerekiyor. Ama orada insanlar tak birisini vuruyor ve hiçbir meydesi yok. Evet. Ortalıkta ne polis var ne herhangi bir şey var. Çünkü o dünyada polis de yok. Çünkü her şey meşrudur ya. Dolayısıyla polis de gayrimeşru olarak orada duracak. Polis de yok. Kanun zaten yok. Nedir? Her şey onlara göre meşrudur. Kim güçlüyse haklıdır ve meşrudur. Yaptığı işler de öyledir. Burada onun öyle olmadığını ona hatırlatacak veyahut ona engel olacak şey nedir? Onun manevi boyutudur, onun inancıdır, onun sahip olduğu dindir. Burada din zaten yoktur. Eğer din olsa zaten hırsızlık yapmayacak. Din olsa efendime söyleyeyim diğer kötülükleri yapmayacak. Veya yapsa bile onun ilgili kanunu, ilgili efendime söyleyeyim müeydisi gelip yakasına yapışacaktır. Dolayısıyla bunlar olmadığı için o kanun yok, din yok, tamamen seküler bir hayat, tamamen efendime söyleyeyim dinden arındırılmış bir aile yapısı, dinden arındırılmış bir işte toplum. Böyle bir toplumda kim gelip onun yakasına yapışacak? Evet. Ortalıkta polis de yok. Yani senaryo gereği polis de yok. Nedir? Güçlü olan haklıdır ve kazanmaya devam edecektir. Evet. Sanlı alemin özellikle topluma enjekte etmiş olduğu aslında bu sıkıntılı, bu böyle kötü durumu da toplumdaki bireyler bunları örnek alaraktan kendi hayatlarına, yaşadıklarını ve yaşantılarına geçirdiklerini görüyoruz. Ne yazık ki. İnşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, televizyon dizilerinin Türkiye toplum, aile toplumunun da yaşamış olduğu tahribatları konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Pek kısa bir aradan sonra. Kıymetli izleyenler, Doğru Haber Gazetesi yazarı Kenan Çaplık ve araştırmacı yazar Salih Güzel Beyefendi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde televizyon dizilerinin Türkiye toplum aile yapısına yapmış olduğu tahribatlar üzerinde konuştuk. Bu bölümde de özellikle madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadelenin hangi aşamada olduğunu, özellikle bu konuda yapılan mücadelenin hangi safhada olduğunu inşallah kıymetli konuklarımla irdelemeye çalışacağız. Kenan Hocam, evet Türkiye'de ciddi manada uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili bir mücadele var. Ancak bu mücadelenin ciddi manada yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hakikaten baktığımızda uyuşturucu kullanma yaşının ta ilkokul seviyelerine kadar ne acı bir durumdur ki, evet gerçekten bunu acı duyarak da bunu söylüyorum. İlkokul seviyelerine kadar indiğini görüyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, bugün biraz önce dizilerden bahsederken aslında dizilerde en çok kullanılan veyahut da satışı yapılan veyahut da ticareti yapılan madde nedir? Yani şey olarak onu belki de vurgulamak lazım bir cümleyle. Eyvallah. Uyuşturucudur maalesef. Uyuşturucu bugün birçok ülkede, batılı ülkelerinde özellikle yasal bir statüsü de var. Yani içilmesinin yasal bir statüsü var. Ancak bize göre bu haramdır ve kesinlikle her şeyle, ticareti de, alım satımı da, içilmesi de, bulundurulması da haramdır. Yani onun necis bir şeyi taşımak kadar haramdır. Yani biz bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Peki ancak bunu televizyon dizilerinde meşru hale getirmek nasıldır? İşte budur. Yani çok özür dileyerek tekrar söylüyorum. Bir zina sahnesi ne kadar gayri meşrusa toplum hafızasında, evet, ve onu isteyerek ve bilerek nasıl senaryolara yerleştiriyorlarsa, yine necis olan bir uyuşturucunun maddesinin de dizilerde alımının, satımının, ticaretinin ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik özentili bir takım sahnelerin konulması da bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla bugün dünyayı tabiri caizse gençliği ve gelecek nesli en çok etkileyen ve olumsuz anlamda en çok etkileyen, ifsad eden ve bir gram uyuşturucu ile başlanılan bu işte diyelim ki pişman oldu, geri dönmek istiyor. Yıllarca bu sefer o gramın onda yapmış olduğu tahribatın tedavisiyle ilgili işte şeyler yapılmaya çalışılıyor. Tedaviler, mücadeleler yapılmaya çalışılıyor. Tabii bu aslında
hedef şaşırtmaya yönelik bir eylemdir de onu da ben yine kendi baktığım yerden ben böyle görüyorum. Yani Türkiye'de dahil birçok yerde aslında gerçek anlamda bataklığı kurutmaya yönelik yani uyuşturucu işinin tamamını bir bataklığa benzetecek olursak kimse bataklıkla uğraşmıyor ama bataklığın sinekle üzerindeki tek tük sineklerle uğraşılmaya çalışılıyor. Nedir? İşte madde bağımlısı hale gelmiş bir genci artık bulunduğu izbe yerden eve gidemeyecek kadar bağımlı hale gelmiş. İşte bu evden izbe yerden eve gidemeyecek kadar o insanın koluna tutup bu sefer rehabilitasyon merkezine yahut da işte rehabilite edilebilecek herhangi o işin ilgili merkezine götürmeye yönelik bu sefer işte budur. Sivrisinekle uğraşmak budur. Peki milyarlarca dolar denilen bir pastası vardır bu işin. Maalesef. Ve bütün dünya öyle söylüyor. Emniyet raporları bunu söylüyor. İşte uyuşturucu koridorlardan bir tanesi de Türkiye'dir. Ve Türkiye üzerinden Batı Avrupa'ya bu uyuşturucu götürülüyor. Veyahut da getiriliyor. Neyse raporlara baktığımızda bunun ciddi anlamda bir rant kapısı olduğunu hatta işte bu işi yapan insanları övmek babından da işte uyuşturucu baronu yakalandı veyahut da uyuşturucu baronunun elemanları şu kadar sevkiyat yaptı şeklinde bazı şeyler söyleniyor. Şunun yani şu resmi bunun için çizdim. Yani bugün bu insanlar bu uyuşturucuyu nereye götürüyor? Kime satıyor? Yani sokaklarımızda gidip gelen insanlar bizim insanımız değil midir? Eyvallah. Veyahut da işte ilkokul yaşına kadar uyuşturucu kullanımının düştüğünü görüyoruz. Yani bu acı tabloyu kimler bize yaşatıyor? Peki bunlara yönelik niye ciddi yaptırımlar yok? Niye ciddi efendime söyleyeyim caydırıcılıklar yok? İşte adam milyar dolarlık bir partiyi mal geçiriyor. Belki de sırf şey olsun diye birisini yakalattırıyor. İşte onu yakalattırdığı o partiyle beraber 2 kilo veyahut da 50 kilo yakalattırıyor. 1 tonu geçiriyor bu sefer. Şimdi sen bunun önüne nasıl geçeceksin? İşte bunun önüne geçebilmek için bu işin haram olduğunu düşünen idarecilerin, kanun yapıcıların ve uygulayıcıların olması gerekiyor ki bunu satanlar bizim çocuklarımıza bunu satıyor. Bizim insanımıza bunu satıyor. Bizim çocuklarımız, bizim insanımız esrarcı, eroinci, efendime söyleyeyim madde bağımlısı olmaması gerekiyor. Herkese hiçbir şeyin bağımlısı olmaması gerekiyor. Ama özellikle artık insanlar buna müptela olduktan sonra birçok şeyini kaybediyor. Dünyasını kaybediyor, ailesini kaybediyor, mesleğini kaybediyor ve bu insan sağlığını da kaybediyor. Daha gencecik insanların işte sentetik hap kullanıyor, yok işte efendime söyleyeyim şu maddeyi kullanıyor gibi bir takım şeylerle bakıyorsunuz ki sokak başlarında, efendime söyleyeyim parklarda, şurada burada sızıp kalmış gençler görüyoruz. Bu gençler bizim gençlerimizdir. Bunların bugünden sonra tedavisinin değil, bu hale düşmemeleri için bataklığın kurutulması gerekiyor. Bu bataklık da gerçekten burada sizin vasıtanızla da aslında hükümete ve bu noktada kanun yapıcılara da sesleniyorum. Ey bu işte gücü yetenler ve bu işte imkanı olanlar, kanun yapma yetkisinde bulunan insanlar. Bu gençler sizin o çocuklarınız da olabilir. Lütfen bu bataklığı kurutacak kanunlar, tedbirler, efendime söyleyeyim önlemler alınız. Çocuklar bulaştıktan sonra yıllarca sürecek bir rehabilitasyon tedavisine maruz kalmazdan önce o insanların bu işe bulaşmamalarını sağlayacak tedbirler alalım. Gerekirse polisiye tedbirler, ondan önce kanuni tedbirler, ondan önce de belki de vicdani tedbirler alalım. Evet. Bu iş haramdır, lütfen kimse bunun satışını yapmasın. Kimse bunun efendime söyleyeyim şeyini, ticaretini yapmasın. Kimse bunu bizim toplumumuza, ailelerimize, çocuklarımıza, yani hiçbir şeyin farkında olmayan o gencecik körpe çocuklara bu maddeyi onlara vererek onları bağımlı hale getirmesin. Eğer getiriyorsa bunun suçunun belki de en ağır suç olması, en ağır ceza olması, düzeltiyorum, en ağır ceza olması noktasında bizim yetkililerimizin bu konuda belki de şey alması gerekiyor. İnisiyatif alması gerekiyor. Evet. Bugün bu işin ticaretini yapan insanlar elini kolunu sallayarak gidip gelebiliyorsa veyahut da işte çok cüz'i bir cezayla bu insanlar işte
binlerce, milyonlarca insanları zehirleyebilecek parti malı geçiriyor. Gidip içeride bir sene, iki sene kalıp çıkıyor. Biz ne anlattık bu işten? Bir kişi iki sene yatıyor ama milyon kişi ondan etkileniyor. Direkt veya dolaylı olarak etkileniyor. Mesela geçen bir kadının görüntüleri vardı. Sosyal medyada çıktı, basında da çıktı. Bir anne feryat içerisinde çocuğu işte uyuşturucu kullanıyor. Çocuğunun gençliğini göremedi. Efendim mesela ona faydalı olacak zamanı göremedi. Ve çocuğu işte bir doz ile almış ve aldığı o doz ile hayatı son bulmuş gitmiş. Peki bu annenin feryadını kim dindirecek? Onun acısına kim merhem olacak? Peki o uyuşturucuyu satan o insanlar, o baronlar, o kara para aklayanlar, o efendime söyleyeyim bu hususta sefa süren o insanlar, o annenin acısını siz nasıl dindireceksiniz? Siz onun hesabını nasıl vereceksiniz? İşte böyle bir acı tablo var maalesef karşımızda ve bu acı tablo giderek büyüyor, bu acı giderek derinleşiyor. Ve artık biz diyoruz ki işte ilkokul çocuklarının etkilendiği, olumsuz etkilendiği ve bu işe bulaştığı bir zemini, bir zamanı konuşuyoruz. Yani herkes aslında elini taşın altına koymalıdır. Herkes bu noktada inisiyatif almalıdır. Yani bu işin yasama organından tutun, sivil toplum kuruluşlarına kadar, efendime söyleyeyim polisiye tedbirlerden tutun da efendim ceza verme mercilerine kadar, her nereye ne olursa bu hususta en sert tedbirler ve en sert cezalar uygulanmalıdır ki çocuklarımızın hayatları kararmasın, bu maddeye bulaşmasın ve dünyalarını güzel bir şekilde yaşayıp o şekilde mutluluk içerisinde geçirsinler. İnşallah. Sayın Güzel İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da şöyle bir açıklama yapmıştı ki geçmişte hatırlarız. Polislere şöyle bir emir vermişti. Eğer ki siz işte uyuşturucu satan, esrar satan, torbacıları okul çevrelerinde görürseniz ayaklarını kırın. Bunun sorumluluğu tamamıyla bana aittir diye bir şey söylemişti Sayın Soylu. Acaba bu polisiye tedbirlerin alınması sadece yeterli bir durumdur diyebilir miyiz? Evet, bir nebze belki bunu azaltır, belki bunun etkisini kırabilir ama bu sadece bu nasıl söyleyeyim ameliyatta pansuman yöntemlerle tedavi olunmayacağının bir göstergesidir diyebilir miyiz? Evet, şu an için. Yani biraz önce Kenan Hocam aslında çok önemli bir noktaya bastı. Özellikle sineklerle uğraşmak yerine bataklığı kurutmak gerektiğini üzerinde durdu. Bu konuda ne diyorsunuz? Şu an için yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti'nde 2018-2023 hedefleri noktasında bağımlılığa karşı mücadele projesi, uygulama projesi kapsamında Türkiye'de 20 kurumun üzerinde kurum bu işin içindedir. Eğitiminden tutun İçişleri Bakanlığı'na, Diyanet'ine, Rütü'ne kadar tutun bir bütün halinde. Bu işi kendince ülkenin içinde bulunduğu, yerleştiği coğrafyanın da özellikleri göz önünde bulundurarak, çünkü uyuşturucu maddenin Batı Avrupa'ya geçişinin sağlandığı büyük güzergahlardan bir güzergahta, bir coğrafyada yaşıyoruz maalesef. Ve bu bugün gün geçtikçe uyuşturucu madde demek kişinin düşünce yetilerini devre dışı bırakan her türlü maddedir. Evet. Yani diyor ki ben düşünmeyen bir insan, yaptıklarının hesabını veremeyen, yaptıklarının ne anlama geldiğini yaparken düşünemeyecek şekilde insanların yetişmesini istiyorum diyen güç odaklarının kimi zaman para kazanma aracı, kimilerinde toplumları ve bireyleri uyutma aracıdır. Ülkede şu an için Türkiye'de 2023 vizyon projesi kapsamında içinde 20 kurumun bulunduğu bu noktada bir proje hazırlanmış ve bunun hazırlıkları, çalışmaları yürütülüyor. Yalnız bu çalışmaların tümü yeri geldiğinde sadece mevcut olan bireyleri korumaya dönük bulaşmaması, bulaşanların rehabilite edilmesi, önce tedavi edilmesi, sonradan sosyal hayata kazandırılması noktasında aşamalı bir şekilde hedefler ortaya konulmuş. Yalnız bu hedeflerin gerçekleşmesi noktasında, yani bu Türkiye'de etkin 20 kurumun almış olduğu misyon ve görev noktasında bunun icra edilmesi boyutuna baktığımızda ne kadar o rapor ve hedeflerin gerçekleşine bakarsak, az önce sizin demiş olduğunuz Sayın Bakan'ın ifadeleri bu işin gerçekliğinden ne kadar uzak bir dil ve yöntem, yanlış bir yöntem kullanıldığının açık bir göstergesi hükmüne geçiyor. Bu insanın
düşünme yetisini devre dışı bırakan maddelerin doğal veyahut da sentetik ne olursa olsun. Önce bireyi eğitiminle, müfredatınla, uygulamalarınla senin düşünce yetini elinden almak isteyenlerin eline kendini serbest bırakmayacaksın anlayışının bu bireye verilmesi gerekiyor. Evet. Böyle bireylerin yetişmesi gerekiyor. Yani aslında bunun da kanuni olarak güvence altına alınmasında şart olduğu. Yani kanunen zaten suç. Evet. Kanunen suç ama öyle bir cazip hale geliyor ki yaşanan sosyal hayat enstrümanları o kadar bunu varoşların çocuklarında veyahut da az önce bir önceki oturumda konuştuğumuz dizi filmlerinde yokluk içinde olan insanların çıkış noktası olarak bunun ticareti özendiriliyor. Yani bu arada özendirilecek bir çıkış yolu olarak sunuluyor. Veyahut da rahatlatıcı bir metot, kafanda yaşadıkların sorunlarını aslında seni sorunlardan alıkoyan, işte seni rahatlatacak bir yöntem olarak sunuluyor bu. Nerede? Dizilerimizde, nerede? Sosyal hayatımızda. Nerede? Bunu yapan, bunun ticaretini yapan, sosyal çevreyi oluşturan, bu işin ticaretinin zincirlerinin halkalarından herhangi birinde. Zaten bir arkadaşlık kimse kimseye zorla bu fiili işletirmiyor. Kimse bunu zorunlu olarak veyahut da bir dayatmayla bu işin müptelası haline getirmiyor. Evet. Onun için bu işi yapanlara karşı ki son dönemlerdeki yapılan düzenlemeler bu anlamda biraz ümit vericidir güvenlik tedbirleri boyutunda ama bu işin çözümü sadece güvenlik boyutu değildir. Yani bunu sadece güvenlik boyutuyla çözmeye kalkarsak biz bu işin içinden çıkamayız. Bugün biz eğer toplumumuza eğlence merkezlerini yaşam tarzı olarak dizilerimizle model olarak sunarsak bu eğlence merkezlerinin ana enstrümanlarından bir tanesi de eroindir. Maalesef. Bugün bakıyorsunuz biz bunların önlenmesini istiyoruz ama Doğu ve Güneydoğu için söyleyeyim. Doğu ve Güneydoğu'da bunun yaygınlaşması ve buna tabi bireylerin sayısının artması adına odak noktası internet kafelerdir. Acaba bu internet kafelerin güvenilirliği, güvenlik boyutuyla ki bunların takibi ne şekilde yapılıyor? Benim şahsım adına bu şu an için bir soru işaretidir. Evet. Yani ruhsatsız işletilen ve bu işin odak noktası olan internet kafe sayısı Doğu ve Güneydoğu'da kaçtır? Birileri bunu teşvik mi ediyor? Bu sadece ruhsatsız olan internet kafelerinde de, bizzat ruhsatlı olan internet kafelerinde de bu geçiyor. Yani bunların denetimi ne şekilde yapılıyor? Yani bence Sayın Bakan'ın bunun üzerinde durması gerekiyor. Bunun takibini istemesi gerekiyor. Yani bugün bu işin Doğu Güneydoğu'da yoksa bu duyulmak mı istenmiyor? Yani internet kafelerin özellikle Doğu'da Güneydoğu'da internet kafelerin bu anlamda yani ciddi bir bu ticaretin yapıldığı ve bu melanetin yaygınlaştırıldığı, bireylere bulaştırıldığı çöplüklerden bir çöplüktür. Yani buna karşı önlemlerin alınması gerekiyor. Bununla beraber eğitim kurumlarında bireyi aklı başında birey yetiştirebilecek müfredatların eğitim modellerinin eğitimcilerinden başlanarak bu derdin taşınması gerekiyor. Bugün eğitimcilerimizde bu anlamda ne kadar bireyi, toplumu önceleyecek bu yetiştireceği öğrencinin kişiliği noktasında dert edinen öğretmen sayımız kaç kişi? O anlamda ciddi bir endişesizlik var. Sahiplenmeme var. Yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Diyanet boyutu aynı şekilde. RTÜK yani bu diziler boyutuyla bu türden dizileri, oyunları teşvik edecek veyahut da dizilerinde bu tür sahnelerin, bu tür modellerin olduğu filmleri önünü kesecek. Ben buna karşıyım demekle Türkiye'de en üst düzeyde 20 kurumun başbakanlık bunun koordinatörlüğünü Sağlık Bakanlığı yapıyor. 20 kurum var tüm bakanlıklarda. Ama bugün bakıyorsunuz ki sadece bu istekten ve temenniden öteye geçmiyor. Her kurumun buna etki eden bu komisyonda bulunan 20 kurum görevlini sosyal anlamda, kültürel anlamda, eğitim anlamında üzerine alırsa güvenlik boyutu bunun önemli bir ayağı olur. Evet. O zaman Sayın Bakan'ın söylemi karşılık bulur. Ama sadece bundan ibaret olursa Sayın Bakan aslında bunu söylemesi belki de biraz daha hani böyle
İçimizde evet böyle bir istek var. Gönüllere belki su serpme bakımından. Evet bu konuda ciddi manada uyuşturucuyla mücadeleye karşı yani uyuşturucuyla mücadele ettiklerini. Bu konuda özellikle uyuşturucu hiçbir yerde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde okul ve okul çevrelerinde ve farklı yerde olmasını istemediğinden dolayı belki mahalli bir jargonla bunu söylemiş olabilir. Ben bunu biraz da masumane olarak görüyorum. Yani ben bunun yeterli olmadığını, yani bu eğer sadece kırın demekle bugün mevzuat var, hukuk var. Bunu eğer bir bakanın bu dille söylemesi ne kadar halk karşılık bulur, bunu ben de şahsen ben yeterli bulmuyorum. Yani bunun içinin doldurulması gerektiği kanaatindeyim ve bunun boyutu o zaman bu işin bulaştırıldığı noktaların üzerine güvenlik boyutuyla ben söylüyorum. Çünkü İçişleri evet. Bakanlığı işin mücavir alan içindeki güvenliğinden sorumludur. Ki zaten transfer de jandarma da kendisine bağlı. Her alanda Türkiye'de mesela güvenlik noktasında İçişleri Bakanlığı'dır. Evet. Yani bugün bu işin istihbari boyutu olsun, güvenlik boyutu olsun, polis boyutu olsun, jandarma boyutu olsun. Bu işe ciddi adımlar atılıp önlemler alınırsa yani bugün bizim o projelerimizin belki 2023 hedeflerimizin gerçekleşmesi, birilerini tutmak, rehabilite etmek, korumak temel felsefemiz olması gerekiyor. Ondan sonraki süreçlerle ilgili olarak da artık tedavi edici ve sosyal hayata adapte edici aşamalar. Bunlar bir hastalıktır. İsteği dışında istemeyerek bu tür yola bulaşmış insanlar olabilir. Biz bunları normal yaşanan toplumda yaşadığımızdan dolayı insanlar hata yapabilir, yanlış yola sapabilir. Bunların da ötekileştirilmemesi gerekiyor. Bunların topluma adapte edilmesi gerekiyor. Kazanılmasına dönük adımların atılması gerekiyor. Bunlar güzel adımlardır ama en temel adım bu noktada koruyucu adımlardır. Koruyucu adımların eğitim boyutu var. Eğitim boyutunda ciddi müfredatların oluşturması gerekiyor. Bunun uygulanmasının takip edilmesi gerekiyor. Yapılıyor ama bunun takip boyutu gelip okula sınıfa geldiğinde hangi aşamadadır? Bunun ciddi bir şekilde takibinin yapılması gerekiyor. Bir de güvenlik boyutu özellikle söylüyoruz. Eğlence merkezleri bunun temel şeyidir. Doğu Güneydoğu'da internet kafeler bunun odak noktalarıdır. Bunlara ciddi yaptırımların ve bu insanların toplu geldiği yerlerde bu işin ticaretin döndüğü noktalarda ciddi güvenlik tedbirleri alınırsa bu iş nispeten azalır diye düşünüyoruz. Öyle temenni ediyoruz. Kenan Bey, baktığımızda hakikaten 2016, 2017, 2018 ve 2019'un ilk 6 ay verilerine baktığımızda neredeyse istisnasız her yıl uyuşturucu kullanım oranlarında ciddi manada artışlar olduğu, neredeyse %10, %15, %20, %25 seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Ama özellikle etkili olanları, yetkili olanların bu konuda ciddi manada uyuşturucuyla mücadele ettiklerini söylüyorlar. Fakat baktığımızda toplumda bunun bir karşılığının olmadığını görüyoruz. 2017 yılı ile 2019-2018 yılı arasında neredeyse suça bulaşan, uyuşturucu kullandıktan sonra suça bulaşanların oranının %45 arttığını da gördük. Bu konuda ciddi manada uyuşturucuyla mücadele edildiğini ben düşünmüyorum. Siz düşünüyorsunuz diye söyleyeceğim. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi uyuşturucu sadece bizim ülkemizle alakalı bir durum değildir. Bunun uluslararası boyutu vardır. Bunun kullanımının da aslında bugün dünyada dönen kara paranın %100'ü aslında uyuşturucu üzerinde dönmektedir. Ve oluşturulan bu döngünün aslında büyük bir döngü olduğunu parasal anlamda bu işi bugüne kadar yapanlar bugünden sonra da isteyerek ve bilerek bırakmayacaklarını bizim bilmemiz gerekiyor. Bu usta alınacak olan çok sert tedbirler ve çok sert cezai müeyyideler. Yani gerçekten hani bizi rahatlatacak, bizim gerçekten çok iyi kanunlarımız var dedirtebileceğimiz türden kanunlar ve güvenlik tedbirleri alındığında bunun en aza inme ihtimali söz konusudur. Şimdi söylediğiniz gibi eğer bu raporlarda sürekli artan bir trend ile uyuşturucu kullanımı ve kullandıktan sonra suça bulaşma durumları artıyorsa burada bazı işlerin ters gittiğini veyahut da bir ihmalin söz konusu olduğunu söylemek müneccimlik değildir. Yani burada çok da büyük bir iddia değildir. Yani bunu siz kime de söylerseniz dersiniz ki 2016'nın verileriyle 2017'nin verilerine baktığımızda artış var. Demek ki bir ihmal de vardır yani. Bunu bu şekilde okumak gerekiyor. Fakat şunu da unutmamak lazımdır ki yani bugün bu işi yapan insanların
yarın bu işe çocukların da müptela olduğunun bilinciyle hareket etmeleri gerekiyor. Evet, burada biraz önce Sayın Güzel'in vurguladığı, çocuklarımızı bizim ciddi bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Belki de bu yetiştirmenin en önemli boyutu da aslında çocuklarımıza bu işin haram olduğunu, haram boyutunu bu insanlara kavratarak hiç kimsenin buna zinhar karışmaması, bulaşmaması, kullanmaması, satmaması ve bir şekilde bu işe girmemesi gerektiği noktasında bizim bir bilinç aşılamamız gerekiyor. Evet. Eğer bu bilinç aşılanmazsa gerçekten bu diziler üzerinden toplumumuzu, ailemizi yok etmeye yönelik başlatılan bu operasyon bu sefer fertlerimizin zihnen sağlık olarak ve birçok noktada tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik denilebilecek bir iş olan madde bağımlılığının gelip her bir çocuğumuzun yakasına yapışacağını bizim göz ardı etmememiz gerekiyor. Evet. Bugün bu müptelalık eğer artık gençleri orta yaş seviyesini geçip çocuklara bulaşmıştır diyorsak, evet, burada çok rahat bir şekilde satılabilir olduğunu da söylememiz gerekiyor. İyi de çocuklar yani bunu gidip herhalde markette ciklet alıyor değildir. Peki bunu nereden bulabiliyor? Demek ki çocuk bile bulabiliyor ki bu kadar satışı yaygınlaşmıştır demektir. Dolayısıyla bu noktada kanunlarımızın yetersizliğini biz burada vurgulamamız gerekiyor. Güvenlik tedbirlerinin yetersizliğini vurgulamamız gerekiyor. Ve hakeza bu noktada vicdani yetersizliğimizin olduğunu ben kendi adıma söyleyeyim. Evet. Bunun yetersiz olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet. Bunun önüne geçebilecek tedbirlerin herkes tarafından ve ivedilikle alınması ve uygulanmaya konulması gerekiyor. Aksi takdirde herkes, her çocuk bu noktada tehlike altındadır. Buna bulaşma ihtimali yüksektir. Bu ihtimalin en aza indirilmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik gerçekten tedbirlerin herkesçe alınması en önemli işimiz olmalıdır. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Sayın Güzel, Sayın Çaplak. Allah sizlerden razı olsun. Kıymetli izleyenler, Doğru Haber Gazetesi yazarı Kenan Çaplık ve araştırmacı yazar Salih Güzel Beyefendi bizimleydi. Yapmış oldukları değerlendirmeler için kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Burada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşene dek sizleri emanetçilerin en sadığı Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.